Arkası Yarın. Danimarkalı Gelin 3. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Ragıp Karadayı, Mehmet Mert. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme Yönetmeni Yılmaz Meydaneli. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Hanna, Danimarka'da koyu bir Hristiyan ailenin kızıdır. Oldukça güzel olan Hanna, Türk işçilerinden biri olan Metin'i gözüne kestirmiştir. Ama Metin, Hanna'nın kendisiyle evlenebilmesi için formalite olarak Müslüman olmasını ister. Hanna da ailesinin karşı çıkmasına rağmen Müslüman olur ve Hatice ismini alır. Tam ilmihal Saadet-i Ebediye kitabını yutarcasına okuyarak İslamiyet hakkındaki doğma ve yanlış bilgilerin yerini hayranlık ve sevgi alır. Bunlar olurken resmi evlilik için Türkiye'ye gelirlerse de Metin'in ailesi Hatice'yi sıcak karşılamaz. Hatice'nin gerçek manada Müslüman olduğuna da inanmamaktadırlar. Metin'in akrabalarıyla tanışmak için İstanbul'a gelen Hatice, buradaki Avrupa'yı yaşantıyı görünce şok denecek bir şaşkınlık yaşar. Ayşe için gelen görücüler entel yapıda bir aile olduklarından Hatice'nin fal bakmaya yanaşmamasını yadırgamışlardır. Ama yine de Hatice'den öğrenecekleri çok şeyin olduğuna inanmaktadırlar. Hatice'ye kendilerini göstermek için eğlenceli bir ziyafet vermeye karar verirler. Müthiş bir gece. Şu keman sesine bayılıyorum doğrusu. Baba, Tarık'a söyle misafirlerimize acısın da şu gıy gıy müziğiyle kafamızı daha fazla şişirmesin, olmaz mı? Arabesk çalıp da Avrupalı gelinimize rezil mi olalım? Her şeyi onların zevkine göre düşün. Baksana sarı kıza. Şey, yani Hatice yengemize. Senin yaptığın bu jestten haberi bile yok. Hey millet! Tarık Bey'imize bir baksanıza. Yoksa bütün emekleri boşa gidecek. Bir de kayınçoya bakın. Ya kayınço. Yani Metinciğim, sen de Danimarka'da bu oyunu iyice unutmuşsun. Ayşe bile senden daha iyi dans ediyor. Üzülme abi sen. Hadi biraz dans et, açılırsın. Dans, müzik ve içki. Tılsımlı hayatın vazgeçilmez unsurları. İşte yaşamak bu. Yaşamak. Tülay Hanımların evinden döndüğümüz günün gecesiydi. Geldiğimiz günden şu ana kadar olanları bir film şeridi gibi gözümün önünden geçirdim. Görüntü müthişti. Bu kadarcık kısa bir süre içinde gördüğüm Türk insanı zihnimde yüzlerce soru meydana getirmişti. Dünyanın kilit noktası sayılabilecek bir coğrafya üzerinde yaşayan ve tarihte 600 yıldan fazla başa güreşen bir milletin evlatları bunlar olabilir miydi? Gerçekten de o insanlar bu insanların atası mıydı? Yoksa bizim tarihten bildiğimiz Osmanlı Türkleri uzaydan gelmiş ve daha sonra da uçan dairelerle bu dünyayı terk mi etmişti? Gördüklerim karşısında böylesine acayip düşünceler içerisine girmiştim. Sizce de öyle değil mi? Bir yanda bir Avrupalı olarak bildiklerim, diğer yandan Seadeti Ebediye kitabından okuduklarım, bir diğer yanda da gördüğüm gerçekler beni içinden çıkamayacağım bir girdaba doğru sürüklüyordu. İşte bu duygular içinde anneme mektup yazmaya karar verdim. Balkona çıktığım iyi oldu. Burada daha rahat yazarım. Harika bir gece. Canım anneciğim. Bu mektubu size çok karışık duygular içerisinde yazıyorum. Yalnız hemen belirtmeliyim ki sen boş yere endişelenmişsin. Çünkü bizden önceki savaşçılar buraların işini çoktan bitirmişler bile. Artık bizlerden birine ihtiyaç kalmadan her şey bizim istediğimiz doğrultuda yürüyor. Buradaki insanlar kendi kültürlerinden, kendi değerlerinden
Ace'den kaçar gibi kaçıyorlar. Ben yine de okumaya, araştırmaya devam ediyorum. Bu mektubu üzülmemen, rahat etmen için yazıyorum. Hoşça kalın. Kızınız. Şunu zarfa koyayım da hazır olsun. Tam mektubu zarfa yerleştirmiştim ki masamın üzerinde duran biricik can yoldaşım tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabı gözüme ilişti. Bir an için bu kitabın anneme yazdıklarımı anladığını sandım. Sanki o kitap bir insan gibi beni gören, beni anlayan, ne yaptığımı bilen biri gibi geldi. Birden onunla konuşmak geldi içimden. Hızla ona doğru koştum. Masanın üzerinden alarak bağrıma bastım. Sana sözüm yok. Senin dediklerinin hiçbirine itirazım yok. Sen yalnızca gerçeklere haykırıyorsun. Benim sözüm bu haykırışları duymayanlara. İnan bana, bu mektubu kendi değerlerini bilmeyen insanlara kızdığım için yazdım. Ama sen üzülürsen o mektubu göndermem bile. İnan bana, sende yazılanların hepsine inanıyorum. Hiçbirini reddetmiyorum. Senin başlığında yazılı olan ismin gibi beni, herkesi ebedi saadete çağırdığını düşünüyorum. Benim güzel kitabım Saadet-i Ebediye. Ama neden? Neden bu insanlar senin içinde yazılı olanlara göre hareket etmiyor? Neden haykırdığın gerçekleri duymuyor? Seni hiç mi anlayan yok? Belki de vardır. Ama ben bilmiyorum. Ama öyle sanıyorum ki sende yazılı olanlarla bu ne yaptığını bilmez insanların ataları arasında gizli bir bağ var. Bunu araştırmalı, mutlaka öğrenmeliyim. Bu kararımdan sonra İslamiyet hakkında daha fazla kitap okumaya başladım. Okudukça okuyor, şaşkınlıktan meraka, meraktan hayranlığa doğru inanılmaz bir şekilde yol alıyordum. Öyle bir noktaya gelmiştim ki adeta tarihin derinliklerine uzanan karanlık dehlizde bir ışık hüzmesi yakalamıştım. Ve o ışığa mutlaka ulaşmalıydım. İşte bu duygular içindeyken düğün günüm de gelip çatmıştı. Her şey tamam. 15 gün sonra çifte düğünümüz olacak. O kadar çabuk mu Metin? Daha bir sürü hazırlık yapmamız lazımdı. Gelinliğimi beğendin mi abi? Aa, çok güzel. Prensesler gibi olmuşsun. Öyle değil mi Hatice? Ben olsaydım sultanlar gibi olmuşsun derdim. Ama doğru söyledin. Bu kıyafet prensesleri daha çok hatırlatıyor. Vay 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 vay. Bu taş sana anneciğim. Sultanımızın olmayacak mı? Dikerim tabii. O da benim kızım sayılır. Sağ ol anne. Yalnız kusuruma bakmazsan bir şey sormak istiyorum. Ben şimdi Müslüman bir gelin olarak camide yapılacak nikahta bu kıyafeti mi giyeceğim? Allah iyiliğini versin yenge. Biz nikahı camide değil salonda yaparız. Gelinler de bu kıyafeti giyer. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Hatice yavrum, beğenmedinse başka dikerim. Sen üzülme. Anne, Hatice senin dediğini duymadı herhalde. Efendim? Annemin dediğini duymadın galiba. Sizin Müslümanlık dediğiniz şu dinin hiç kendine has kuralları yok mu? Geldiğimden bu yana neredeyse bir aya yakın zaman geçti. Gördüğüm kadarıyla giyiminiz, adetleriniz, gezmeniz, eğlenmeniz bizimkinden hiç farklı değil. Okuduklarıma bakıyorum da hiçbiri sizde yok. Acaba ben mi yanılıyorum diye düşünüyorum. Kendimi boşlukta hissetmeye başladım Metin. Çok acele ediyorsun Hatice. Her şey bir anda olup bitmez ki. Her şeyin bir zamanı vardır. Hele şu karmaşa bir bitsin, evimize bir yerleşelim. Ya şimdi? Ne var şimdi de? Yani gelinlik dediğiniz bu kıyafetler. Annem istemiyorsan değiştiririz dedi ya. Beni anlamıyorsun Metin. Hiçbirinize derdimi anlatamıyorum. Bu gelinlik dediğiniz kıyafet yatak odası kıyafeti. Ya. Yani bunu giyemem mi demek istiyorsun? Bunlar benim daha önce istediğim, yani bizlerin giydiği kıyafetler. Oysa ben Müslüman oldum. Sizden bana Müslümanlığa yakışır bir kıyafet giydirmenizi beklerdim. Seni kimse zorlamıyor Hatice. Anlatamadım galiba. Beni asıl üzen şey başka. Nedir kızım? Anneciğim, İslamiyet'e ait okuduğum kitapların hiçbirinde sizlerin yaptıklarınız yazmıyor. Beni asıl üzen de büyük küçük hiç kimse bu iş böyle olmaz, dinimize uymaz demiyor. Aslında haklısın kızım, çok haklısın. Önceleri sizlerin de bizim gibi düşünüp yaşamanızdan tatlı bir zevk alıyordum. Oysa şimdi... Şimdi almıyor musun? Hayır almıyorum.
Burada İslamiyet hakkında kitaplar okudukça ufkum açıldı. Gerçekleri anladım. İslamiyet hakkında edindiğim bilgiler arasında bu da olmaz diyebileceğim hiçbir şeyle karşılaşmadım. İyi Hatice, daha ne istiyorsun? Ben bir karar verdim. Ne kararı? Madem ki ben Müslüman oldum, adım da Hatice oldu. O halde dış görünümümle İslamiyet'e uygun yaşamak istiyorum. Yani? Yani bana eski dinimi, Hristiyanlığı hatırlatacak şeylerden uzak durmak istiyorum. Her şeyden. Bu kıyafeti kabul edemeyeceğim anne. Bana İslamiyet'in kabul ettiği, onun uygun gördüğü bir kıyafet dikin lütfen. Ya da hiç dikmeyin. Ne olur lütfen beni anlayın. Lütfen. Tabii güzel kızım. Elbette hanım kızım. Elbette. Yeter ki sen iste. Peki Hatice. İstediğin kıyafeti giy. Bence bir mahsuru yok. Teşekkür ederim. Ama nasıl olur? Ayşe. Sahi Hatice. Sana söylemeyi unuttum. Engin'le daire baktık. Galiba yeni evimizde onlarla komşu olacağız. İyi sen bilirsin. Ve son haber. İstersen ay başından itibaren Meral'in çalıştığı şirkette işe başlayabilirsin. Nasıl? Bilmem. Sevmedin mi? Hayırlı olsun kızım. Zaman zaman üzüldüğüm, bazen de elimde olmayarak kızdığım yeni dünyamda kendime bir yol çizmenin zamanı gelmişti artık. Çarpıklıklarla dolu düğünümüz olmuş ve işe başlamıştım. Meral'in de yardımıyla kısa zamanda çevreye uyum sağladım. Ayşe ise belli etmemeye çalışsa da mutsuzdu. Kocası Engin gece gündüz içiyor, sorumluluk nedir bilmiyordu. Modern bir hayatı özleyen Ayşe, isteklerine kavuşmuştu ama mutluluğunu da kaybetmişti. Bense boş zamanlarımı tam İlmihal kitabını okuyarak geçiriyordum. Hoca efendinin dediği gibi öğreniyor ve öğrendiklerimi hayatıma tatbik ediyordum. Diğer yanda ise benim Müslüman olmama sebep olan ailem tezatlar içinde yüzmeye devam ediyordu. Bir gün Metin'i denemeye karar verdim. O günde çalıştığı firma bir kokteyl verecekti. Kokteyl saat 8'de. Sakın unutma. Unutmam, merak etme. Elindekini ne zaman bırakacaksın Hatice? Oku oku, nereye kadar? Kolay mı Metin? Bir okuyuşta anlayamıyorum ki. Mesela iftitah tekbiri ne demek? Burada yazılı ama... Ne dedin? İftitah tekbiri dedim. Bilmiyorum. Hiç duymadım. Peki günde 5 vakit namaz kılmak şart mı? 2 veya 3 kılınsa olmaz mı? Atalarımız öyle yaptığı için biz de öyle kılıyoruz. Peygamberimiz Miraç'ta öyle emir almış. Biz de ona uyuyoruz. Miraç ne demek? Peygamberimizin Kudüs'teki mescidinden göğe çıkması. Yani Hazreti İsa gibi mi? Lütfen İsa'yı Musa'yı karıştırıp durma Hatice. Hem ne gerek var şimdi bu sorulara canım? Öyle mi? Zor mu geldi yoksa Metin? Zamanım olursa sana bu soruların cevaplarını bulacağım. Kitaplar alırım. İstersen Ayşe de yardımcı olur bu konularda sana. İyi hoş da neden bu konular açılınca canın sıkılıyor? Kaçmak üzerinden atmak mı istiyorsun? Okuduğum bu kitapta karı kocanın haklarından da söz ediyor. Aslında bu bilgileri senin bana öğretmen lazımdı. Yeter be Hatice. Herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. Benden 1400 sene öncesine dönmemi nasıl istersin? Zaman değişiyor. İlim, teknoloji, uzay çağı. Söylediklerinin en alasını biz de yaşadık Metin. Peki ya sonuç? Fena mı oldu yani? İnsanlar tırnaklarıyla taştan çıkardığı ekmeğini şimdi makinelerle yapıyor. Az zamanda çok iş. İnsanlar yeme makinesi mi Metin? Ya duygular? Niçin birbirimizi sevdik? Niçin ailemi bırakıp senin peşine takıldım? Senin ailenin karşı olmasına rağmen neden beni seçtin? Kötü mü ettik? Mutlu olmaya çalışsana. İkide bir... Metin! Niye hiç kimse bana bir şey öğretmiyor? Hristiyanken dilimi bilir, kiliseye gider, ibadetimi yapardım. Ya şimdi? Ne siz yapıyorsunuz ne de öğrenmeme yardımcı oluyorsunuz. Bu kadar kolay değil. Bu kitapları kendi başına anlayamazsın. Hem senden bir şey yapmanı isteyen de yok ki. Müslümanlığı bizim kadar yaşa yeter. Ne oldu sana böyle Hatice? Neyin var? Böyle giderse günden güne eriyip biteceksin. Vurdum duymaz halinize, kayıtsız kalışınıza şaşırıyorum Metin. Güneşin aydınlığı kadar gerçek olan İslamiyet'i nasıl göz ardı edebiliyorsun? Aa, yeter be, yeter! Hayır, böyle olamazsınız. Peki ben neden Müslüman oldum? Sadece evlenmek için mi? Beni sırf boşluğa itmek için mi yaptın bu evliliği yoksa? Müzik.
böyle konuşabilmiştim? Ne de olsa yabancı bir yerdeydim. Ben içeri geçtim. Doya doya ağlamak istiyordum. Ama boğazıma düğümlenen hıçkırıklar buna engel oluyordu. Az sonra Ayşe yanıma geldi. Ayşe! Yengecim! Bunalıyorum Ayşe. Beceremeyeceğim. Sizlere ayak uyduramayacağım. Neler diyorsun sen? Biraz sabret ne olur. Özür dilerim Hatice. Biliyorum. Seninle yeterince ilgilenemedim. Beni anlamıyorsun Metin. Hayalimden bile geçiremeyeceğim aydınlıklar doğdu içime. Tıpkı bir güneş gibi. Siz neden hissetmiyorsunuz? Neden? Sırf bu yüzden neden dinimi değiştirdim diye düşünmeye başlayacaktım neredeyse. Yani pişman mı oldun? Siz din değiştirmenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Kolay olmasa gerek. Doğru veya yanlış. İnsanın 15-20 sene ömür verdiği değerlerini silip de yerine bir başkasını koymasını kolay mı sanıyorsunuz? Sana da bir şey diyen yok ki Hatice. Doğru bir şey demiyorsunuz. Ama iş yaşamaya gelince... Canım öteden beri yaşantımız bu. Ne yapalım yani? Sizi bilmiyorum. Ama ben böyle ne olduğu belirsiz halde yaşayamam. Ne yapacaksın peki? Ya tam bir Müslüman olacağım ya da eski dinime döneceğim. Yoksa bunalıma gireceğimi hissediyorum. Böyle söyleme Hatice. Bizim dinimiz dostluk ve barış dinidir. İnsanların huzur bulduğu en son ve en mükemmel dindir. Bunlara diyeceğim yok, tamam. Ama hanginiz emrine uyuyorsunuz? Yasaklarından sakınıyorsunuz? Bütün bildiğiniz en son en mükemmel din oldu. Hepiniz kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorsunuz. Kusura bakmayın ama hepiniz din konusunda cahilsiniz. Bugüne kadar 5 dakika oturup da İslamiyet nasıl bir dindir diye düşündüğünüzden, açıp 2 sayfa kitap okuduğunuzdan bile şüpheliyim. Peki kalp kırmak senin inancına uyuyor mu? Doğru. Bizler senin için kötü örnek olabiliriz. Ama söz veriyorum, bundan sonra elimden geleni yapacağım. Her şeyi göz önüne alarak Metin'e söyleyeceklerimi söylemiştim. Artık kayınpederim ve kayınvalidemle daha yakın olduk. Ayşe de bana İslamiyet'i öğretme uğruna doğru yola girmişti. Artık dışarıda da başını kapatıyordu. Bense namaza da başlamıştım elhamdülillah. Annem ve babam da bizimle övünüyormuş. İlk günlerde gösterdiği şiddetli tepki aynı oranda sevgiye dönüşmüştü. Ama çevrem tezatlıklarla doluydu. Sanki birileri böyle olması için planlı çalışıyordu. Hem Müslümanız diye övünüyorlar, hem de emirleri yerine getirmiyorlardı. İşte böyle bir gündü. Çalıştığım iş yerindeydi. Vakit geçmeden öğle namazını kılıyorum. Burası iyi. Kimse görmeden şu temiz kağıtları serdim mi tamam. Kız Melda, bizim müdür Ahmet Bey'e bir şeyler olmuş galiba. Galiba sana tutkun. Yok canım, bana değil, sana tutkun. Bu zamanın erkeklerine güvenilmez canım. Evde çoluk çocuk yolunu beklesin, sen kalk. Şuraya bak. Bu Hatice değil mi? Şuna bak, bizim Danimarkalı hoca olmuş. Hoca. Bizi solladı desene. Şu tezatlığa bak ya. Biz hocalardan kaçıyoruz. Onlar da... Şişt, biri geliyor. Orada neler oynamakta herkes kim? Bilmiyorum Herr Schneider. İsterseniz bir bakayım. Gıcık adam geliyor. Hadi biz uzaklaşalım. Allah kabul etsin Hatice Hanım ama... bu işi mesai saatinden sonra yapsanız daha iyi olmaz mı? Teşekkür ederim Ahmet Bey. Yalnız öğrendiğime göre namazın belli bir saati var. Siz daha iyi bilirsiniz. Biliyorum. Fakat kaza namazı diye bir şey var. Kılamadığınız namazı evde kılabilirsiniz. Anlayamadım. Yani burada namaz kılamaz mıyım? Biz namaz kılmanızdan memnun oluruz ama... iş saatinde işinizin başında olmanız gerekmez mi? Aynı süreyi tuvalette geçirseydim bir itirazınız olmazdı sanırım. Şey, patron geldi. Buyurun efendim. Özür dilerim Herr Schneider. Frau Soylu. Oo, ibadet edersin. Güzel, tebrikler. Uygun değil burası. Herkes kim? Başka oda göstersin. Haklısınız efendim. Ben de onu söylemek istiyordum. Depoda bir yere ne dersiniz? Depo olmaz, olmaz depo. Toplantı odamızı gösterin. Frau Soylu ne zaman istiyor ibadet edecek? Ben biliyor, o işini aksatmayacağım. Teşekkür ederim Herr Schneider. Danimarkalı Gelin adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz.
4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.